Yasa gereği Otlu Mezunlar Derneği'ne lokaline üye olmayan giremiyor. Yasanın bize getirdiği zorunluluk bu ama biz lokal dışında ayrı bir ticari iktisadi işletmemiz var. Bu ticari iktisadi işletme vasıtasıyla tüm öğrencilere, akademisyenlere hatta dışarıya, işte Çim Amfi'de yaptığımız konserlere dışarıdan insanlar alabiliyoruz. Pandemiye karşı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesindeki tüm önlemleri alacağız, tedbirimizi. Kısıtlama var biliyorsunuz. Açık alanlarda 4 metrekareye bir kişi kısıtlaması. Organizasyon firmalarıyla da anlaşmamızda, sözleşmemizde bu var. Alanımız aslında 7000 kişilik. Buraya sadece 2000 kişi alabileceğiz. Ağustos ayında başlayacak konserlerimiz. Çok güzel ekipler var. İşte Bülent Ortaçgil var, Hüsnü Arıkan, Birsen Tezer, Zeynep Bastık var, Sagoba Kajmer var. Şu anda kesinleşen 5 tane etkinliğimiz var ama sözleşmesini imzalamaya başladığımızda bir herhalde 20'ye yakın konserimiz olacak bu sene. Buranın tabii çok güzel bir avantajı var. Açık alanda, alanımız çok geniş. Rahatlıkla o pandemi kurallarını uygulayabiliyoruz burada. İnsanlar dip dibe oturmuyorlar. Ve ciddi talep de var. Yani hem lokalimize talep var, hem Çim Amfi'ye talep var, hem de yaptığımız ekstra düğün geceleri var. İnsanlar açık havada düğün de çok talepleri var. Şu anda bildiğim kadarıyla Ekim'e kadar tüm hafta sonlarımız dolu. Biz gençliğe çok önem veriyoruz. Özellikle yönetim kurulu olarak. Çünkü geleceğimiz onlar. Yani buranın da geleceği onlar. Ülkenin de geleceği onlar. Gençlerle oturup konuşuyoruz, sürekli görüşüyoruz. Aklımızdaki proje daha çok aslında gençlerin burada nasıl eğleneceğini, kendi mekanlarını nasıl yaratacaklarını onlara da sormak, onlara danışmak. Bizim mekanımız bu. Gelin işte genç arkadaşlar, hep birlikte sizin talep ettiğiniz şekilde, sizin eğlenebileceğiniz, buraya severek gelebileceğiniz şekilde mekanları birlikte yaratalım. Yani biz şey fikrinde değiliz, hani bir mekan yarattık, gelin burada eğlenin fikrinde değiliz. Onlar nasıl eğleneceklerini bizden daha iyi biliyorlar. Kendi mekanlarını kendileri yaratsınlar. Gençleri uzun pandemi yasaklarından sonra bol konser, bol eğlence bekliyor. Ankara'nın en güzel mekanlarından bir tanesi. Şehir merkezine çok yakın, ulaşılabilir bir noktada, açık havada. Bütün sadece gençleri değil, bütün Ankaralıları ağırlamaya hazır Vişnelik'teyiz var. Sadece konser değil, onları ağırlayabileceğimiz havuzbaşı restoran kısmımız da var. Aynı zamanda düğün, nikah gibi açık alanda yapılabilecek bütün etkinlikleri karşılayabilecek bir tesisimiz var burada. Ve bu programımız Ağustos ayından itibaren hayata geçiyor. Bütün Ankaralıları, gençleri de başta olmak üzere buraya bekliyoruz. Şimdi derneğimizin özellikle spor olanakları da çok fazla. Burada basketbol oynayabileceğimiz gençlerin, çocukların özellikle geldiği, kullandığı bir basketbol sahamız var. İki tane tenis kortumuz mevcut. Aynı zamanda orada eskrim olanakları da var. Genellikle üyelerimizin çocukları ya da Ankara'dan, Ankaralıların genelde kullandığı bir tesis. Bunun ötesinde de yazın açık havada Ankara'nın en büyük havuzlarından birine sahibiz. Buraya da gene üyelerimiz olsun, Ankaralılar olsun, oldukça sıklıkla geliyorlar, kullanıyorlar. Hele hele şu sıcak yaz aylarında insanların serinlemesi için çok uygun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii bu pandemi koşulları çok sekte vurdu. Biz de olabildiğince tesisimizi, olanaklarımızı bu pandemi koşullarına uyarlamaya çalıştık.
geniş bir alanımız var, geniş bir mekanımız var. Dolayısıyla burayı olabildiğince rahat kullanıyoruz. Gerek spor yaparken, gerek insanların lokal kullanımında masa araları olsun, uzaklıklar, mesafeler olsun, yasal sınırlarının daha üstünde bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Bunların dışında tesisimizde kır düğünü yapılabilecek, normal düğünlerin yapılabileceği alanlar mevcut. Kapalı alanların dışında açık alanlarda da düğünler ya da diğer genel kurul gibi sosyal toplantılar gibi diğer toplantı türleri de yapılabiliyor. Geniş büyük bir tesise sahibiz. Acemi'nin röportajı oldu. Evet.